Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Restorasyon serimizin son bölümüne geldik. Bu bölümde hep birlikte toplayıp restore ettiğimiz Dawn California 3'ü inceliyoruz. İncelemeye geçmeden önce arkadaşlar Dawn hakkında kısaca tarihçesiyle ilgili bir bilgi vereyim. Dawn 80'lerin başında kuruluyor. Bilinenin aksine tek kişi tarafından değil iki kardeş tarafından. David Hone, lazer fizikçisi ve kardeşi endüstri mühendisi Henry Hone tarafından kuruluyor. İlk etapta Hone Cycling olarak kullanılan isim zaman içinde Dawn ismini alıyor. Kadro özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, malum 1988 model bir bisikletten bahsediyoruz ve o dönemde çelik malzeme olarak bisiklet sektörü de ön plandaydı. Dolayısıyla hem dayanım hem işleme kolaylığı açısından bu bisiklette de ağır fakat sağlam, rigid çelik bir kadro tercih edilmiş. Kilit mekanizmasına geçtiğimizde kilit mekanizması sanırım Hone kardeşlerin mühendislik zekasından dolayı olacak. İlginç görüyorsunuz. İlginç bir kilit mekanizması fakat pratik, basit bir kilit mekanizması var. Kadro tasarım itibariyle bir paralel eşkenara benzediği için dayanım ön planda tutulmuş. Bisikletin donanımsal özelliklerine geçtiğimizde arkadaşlar, şimdi ilk etapta seleden bahsedelim. Onun orijinal selesi plastik, geniş, standart bir seleydi. Ben restore ederken yine buna yakın 80'li yılların havasını bozmayacak uygun yaylı bir plastik sele tercih ettim. Elciklere geçtiğimizde elcikler yine o yıllara uygun, çok fazla havayı bozmayacak siyah suni deri elcikler kullandım. Bu bisiklette bilmemiz gereken arkadaşlar, normalde önde ve arkada bir çamurluğu var ve arka tarafında bir bagajı var. Fakat ben bunları bulamadım ve araştırmalarımda genelde insanların bu şekilde kullandığını gördüm. Bu yüzden orijinalliğini bozmamak adına bu parçaları üzerine eklemedim. Ek olarak arkadaşlar, bisiklete yine o yılları hatırlayacaksınız. Yaşı 40'a yakın olanların birçoğu hatırlayacaktır. O zamanlar bisikletlerde dikiz aynası modası vardı. O yıllara uygun bir dikiz aynası ekledim üzerine ve yine zil olarak da o yıllara uygun güzel bir zil koydum üzerine. Bisikletimizin teknik özelliklerine geçtiğimizde arkadaşlar, ilk etapta frenlerle başlayalım. Frenler o yıllarda 80'li 90'lı yılların başlarına kadar hemen hemen tüm bisikletlerde görebileceğiniz yandan çekmeli alüminyum, kumpas fren ve elciklerden oluşuyor. Aktarım organlarına geçecek olursak arkadaşlar, önde 53'lü bir ayna kol tercih edilmiş ve arkaya geçtiğimizde bu bisiklette ruble maalesef yok. Onun yerine Zax Torpedo marka içten göbekten vitesli bir sistem tercih edilmiş. Son söz olarak arkadaşlar, bu bisikletin restorasyon sürecini burada bitirdik. En son bisikletin stikerlerini yapıştırdım üzerine ve yollara çıkacak hale geldi. Bisiklet bana göre hakikaten Türkiye'de belki de dünyada tek oldu ve kusursuz bir bisiklet oldu. Yani yıllarca karşısına geçip seyredebileceğiniz güzellikte mükemmel bir bisiklete dönüştü. Şimdi bundan sonraki videolarda yine restorasyonlar devam edecek. Ara ara başka konularda sokacağım. Bir sonraki restorasyonda ne yapacağız? Klasik bir yarış bisikleti, bir Beldesan Flamingo'yu hayata döndüreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.